neyimiz var? Bu miropa dediğimiz 4 tane malzememiz. Pırasamız, havucumuz, soğanımız, kereviz sapımız. Herhangi bir sırası yok çünkü hepsini içine atacağım. Soğanlarımı da keseyim küçük küçük. Şimdi miropağımız hazır içinde. Bir de bokogarni dediğimiz aromatiklerimiz var. Karabiberimiz, tane karabiber, bir parça defne yaprağı, birazcık taze kekik, bir de sarımsak. Hepsini alıyorum, içine atıyorum. Hep stoklarımıza soğuk suyla başlıyoruz. Bu kadar kolay. Katıların üstüne gelecek şekilde su koyuyoruz. Sebze stoğumuzu yaklaşık yarım saat kadar kaynatıyoruz. Ne öncesi ne sonrası. Daha fazla da su koyabilirdiniz. Ben yaklaşık 1 litre kadar su koydum. Katıların hemen üstüne gelecek şekilde. Burada da semizotum için suyum kaynıyor. Yeşilleri pişirirken, bu ister semizotu olsun, ister bezelye, fasulye, kuşkonmaz ne olursa olsun, suyumuzun fokur fokur kaynaması lazım. Bol miktarda suyumuzun olması lazım. Ve okyanus, deniz gibi tatması lazım. Böyle denize girdiğinizde yanlışlıkla ağzınıza su kaçar ve ağzınızı yakar. Bu yeşilleri pişirirken kullandığımız suyun da aynı şekilde olması lazım. Şöyle yerlerini değiştireyim. Şimdi semizotumuz hazır, kaynayan suyum da hazır. Biraz anlatayım ne yapacağımı isterseniz. Haşlanmış nohutum var, biraz da haşlanmış buğdayım var. Bulgur da kullanabilirsiniz, yarma bulgur, firik bulguru, her şeyi kullanabilirsiniz. Bunların bir kısmını çorbanın içine atacağım, o semizotu çorbasının içine atacağım. Bir kısmını da çekerken püre haline getireceğim. Bir karıştıralım. Çok da fazla beklemiyoruz bu semizotlarının pişmesini. Zaten çok narinler, inceler. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Tekrar suyum kaynamaya geldi. Görüyorsunuz suya o dediğim rengini bırakmaya da başladı. Şimdi sebze suyum var. Haşlanmış semizotum da var. Şöyle içine alalım. Birazcık buğdayımı koyuyorum. İçine de koyacağım tane tane, üstüne de koyuyorum. Haşlanmış nohutumdan da koyuyorum, içine de koyacağım, üstüne de koyacağım. Birazcık da sebze suyumdan koyuyorum. Şöyle kaşığımla tutup, süzüp içine bırakalım. Suyun hepsini aynı anda vermiyorum çünkü koyultmak kolay, içine malzeme ama açmak bir daha imkansız. O yüzden suyun hepsini aynı anda vermiyorum. Bir tadına bakalım. Tuz, karabiber lazım. Gayet de güzel olmuş. Normalde çorbaların içine tereyağı atıyorduk son aşamada. Birazcık karıştırmadan önce, en son karıştırmadan önce zeytinyağı atıyorum. Çünkü semizotuyla zeytinyağı, eğer tereyağı atarsan bütün o semizotunun, o naif tadının üstüne çıkacak. Birazcık zeytinyağı atıyorum. Gayet güzel bir kıvama da geldi. Rengi de harika gözüküyor. Buğdaylarımı dibine koyuyorum. İçine de atabilirsiniz, tabağınızın ortasına da koyabilirsiniz. Çok sağlıklı bir çorba. Lezzeti de bir o kadar güzel. Gelin birazcık da süsleyelim bu çorbayı. Otlarım var, mikrofilizlerim var. Birazcık da zeytinyağı koyacağım. Mis gibi kokular yükseliyor.